devre arasında Başakşehir'in transferde ne yapması gerektiği sorulduğunda bir yapacağı en büyük transfer Emre Belözoğlu'nu takımda tutmak olur demiştim ki bu hafta son dakikada yine kramponun içinden tavşanlar çıkardı. Şimdi ikinci olarak da Mehmet Battal'dan bitiricilik özelliği daha iyi olan bir santrafor alması gerekiyor demiştim. Adebayor tabii ki Mehmet Battal'dan bitiricilik özelliği daha iyi olan bir santrafor. Evet 5 sene önceki 6 sene önceki dünyanın en iyi santraforlarından biri olan da Beyer yok. Ama aynısı Türkiye Ligi'ne bakalım. Rodayga İngiltere Premier Ligi'nin en iyi santraforundan bir tanesiydi. Türkiye Ligi'nin hala en iyi santraforundan bir tanesi performans sergiliyor. Samuel Eto keza öyle dünyaya gelmiş geçmiş en iyi santraforundan bir tanesi. 5 yıl önceki gücünde değil ama Türkiye Ligi ortalamasının çok üstünde. Adebayor'a da bu açıdan bakmamız gerekir. Bir kere şunu düşünelim. Mehmet Battal yine ilk 11'de başlasa da Adebayor'un uyum süreci falan derken ki biraz uyumsuzluk dezavantajları vardır. Ama Başakşehir'de öyle bir ortam yok. Onu bir kere söyleyeyim. Hani mesela Türkiye'de başka takıma gelse daha büyük sıkıntı olabilecek şeyler. Başakşehir'de hiç taraftar baskısının az olması, aşırı medyatik bir takım olmaması nedeniyle Adebayor'da daha işte az zor yönetilir. Artı Abdullah Avcı'nın kurduğu bir düzen var. O düzene uyum sağlamak da öyle çok zor bir iş değil. Yalnız şunu düşünelim. Mehmet Battal oyundan çıktı diyelim. Mustafa Pek demek değil Adebayor girecek. Mustafa Pek demek saygılar. İyi bir oyuncuydu. O sakatlıkları geçirmese çok daha iyi olacaktı. O ayrı. Adebayor'da o sorunları geçirmese zaten Türkiye'ye değil Başakşehir herhangi bir takıma gelmezdi. İşte Eto örneğinde olduğu gibi, Rodayga örneğinde olduğu gibi. İrfan Can'ı da katalım ki İrfan Can da işte kadroya önemli bir derinlik ve kalite açısından da sadece sayısal açıdan değil kalite açısından, nitelik açısından da bir derinlik kattı. Şimdi yine de ne olursa olsun Emre Belözoğlu'nun bir alternatifi yok. Zaten Emre Belözoğlu'nun gördüğümüz gibi son yıllarda Türkiye milli takımında da %100 bir alternatifi yok olmadı. Ki o yüzden bir daha milli takıma çağrılıp çağrılmaması tartışmaları başladı. Bu böyledir. Dünyanın her ülkesinde bu böyledir. Yani Nedved Çek milli takımını çok daha önce bırakırdı. Eğer Nedved kalibresinde onun yerine direkt oynayacak bir oyuncu olsaydı. Şöyle söyleyeyim. Sezon başına göre evet çok daha iyi bir derinlik var. Kadroda daha iyi bir kalite var. Hem sayısal hem de niteliksel açıdan. Ancak yine mesela işte Beşiktaş'la Galatasaray'la karşılaştırdığımız zaman mesela savunma hattının ben bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Özellikle stoperlerin. Epuranu bence Türkiye'de hakkı en az teslim edilen oyuncu. Moldovalı değil de işte Brezilyalı olsaydı şu anda herkes kapışıyordu Türkiye'de onu söyleyeyim. Epuranu çok önemli stoper. Onun yerini doldurmak kolay değil. Geçen sezon bir ara geçirdiği sakatlık ve daha sonra işte Başakşehir'in yaşadığı form düşüklüğünü ligde hesaba katalım. Emre Belözoğlu, işte Epuranu ve Vişka. Bunlar yeri direkt dolmayacak oyuncular. Bu açıdan bakarsak sezon başına göre kadro derinliği daha yeterli olsa da kadro kalitesindeki o kalite derinliğinde bu 3 tane kilit oyuncunun yeri tartışmasız dolması zor oyuncular. 3 oyuncunun da sezon sonuna kadar sakatlanmaması, kart cezalısı olmaması, her maçta oynaması gerekiyor ki Başakşehir'in şampiyonluk şansı artsın. Yok, Leicester City çok başka bir şeydi. Şöyle, Leicester City sezona geçen sezonu İngiltere Premier Ligi 2015-16 sezonuna kümede kalma amacıyla başladı ki 20. 22. hafta falandı. Liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken Leicester City, Leicester City'nin hocası Ranieri'ye sordular. Bundan sonra kaç puan hesabı yapıyorsunuz? 10 puan dedi. Herkes çok şaşırdı. Neden? Çünkü bizim sezon başındaki hedefimiz yönetimin teknik heyete söylediği bu sezonki hedef şu, bu hedefi tutturun dediği hedef kümede kalmaktı. Başakşehir zaten sezona UEFA Ligi'nde başladı. Zaten Başakşehir bu sezonun geri kalanında ilk yarıdaki performansı sergilemese de UEFA Ligi'ne katılma kontenjanının dışında kalırsa zaten böyle hedefini tutturamamış olur. Şampiyonluk o yüzden yani Leicester City'nin sezon başındaki şampiyonluk iddiasıyla Başakşehir'inkini karşılaştırdığın zaman Başakşehir'inki daha fazla. Bir de İngiltere'de mesela Liverpool, Tottenham gibi Şampiyon Ligi'nde büyük işler yapan takımlar ya da çok şampiyonluğu olan takımlar uzun süredir şampiyon olamıyorlar. Türkiye'de öyle değil. Şu ana kadar 5 şampiyon çıktı. Başakşehir 6.'sı olur. O açıdan da benzemiyorlar. Abdullah Avcı ve Abdullah Avcı'ya İngiltere'deki menajerlerin, örneğin Manchester United'da Alex Ferguson'ın çalışma ortamının yaratılması Türkiye standartlarında tabii. Finansal açıdan da. Şöyle bir şey var. Mesela Başakşehir'in devletten belediye takımı olduğu için zamanında aldığı yardımlar diyoruz.
Evet, bazı takımlar bunu almıyor ama benzer yardımları alan bir sürü takım var. Hiçbiri Başakşehir'i kadar istikrarlı olamadı. Neden Abdullah Avcı son raddede? Abdullah Avcı dışında başka bir hoca bir sezon çalıştırdı. Başakşehir o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi. Küme düştü. Karvali aldı, hakikaten kötü tercihti, onu da söyleyeyim. Bugüne kadar hep şampiyonluk yarışında avantaj oldu. Ta ki Fenerbahçe maçına kadar. Bunu gördük ki mesela Fenerbahçe karşılaşması Başakşehir yenik duruma düştükten sonra diğer maçlardaki direncini ortaya koyamadı. Çünkü rakip seyircinin atmosferine asla kendi statlarında yer atamıyorlar. Kolay iş değil. Bu birikim meselesi. Yani Kadıköy 100 sene önce de böyleydi. 50 sene önce de böyleydi. Hatta 5 sene, 10 sene önce bu Başakşehir maçındakinden de daha boğucu, baskılı bir atmosfer vardı. Bu en iyi oynamadığım maçlarda taraftar girer. Taraftar girer kademene. Taraftarın baskısı girer. İstanbul Başakşehir dönemine göre daha fazla sayıda ve daha etkili taraftarı oldu. Kesin. Bu bir futbol gerçeği. Ancak rakiplerine bakınca, ligdeki şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye bakınca onların gerisinde. Mesela Beşiktaş-Benfica maçı, işte başka o 3-0'dan 3-3 olan maçları düşünelim. Liverpool-Milan maçı İstanbul'daki. Yani böyle zor duruma düştüğün zaman, çok kötü oynadığın zaman 12. adam, 13. adam olarak taraftarın kademeye girmesi çok önemli dönüm noktasıdır. Şampiyonluk yarışında bak, Bursa Spor'la Trabzonspor. Trabzonspor 4. şampiyon oldu, Bursa Spor 5. şampiyon. Zaten taraftar gücü, taraftar baskısı stad içindeki 90 dakikalarda ya da işte genel kamuoyunda. Zaten bunda da ilk 5'teler Türkiye'de. Bu çok önemli bir farktır.